Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım. İzleyenlerimin adına da niyetlendim. Sizlerle gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin, Bakalım fincanımız bize neler söyleyecek? Hep beraber dinleyelim. Öncelikle kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Zile basıp tümünü işaretlediğinizde gün içerisindeki videolarımdan haberdar oluyor olacaksınız. Buket hanım biz size ulaşmak istiyoruz fakat bunu nasıl yapacağız diye soruyorsunuz. Buketle kahve falı Instagram hesabına ulaşım sağlayabilirsiniz. Bunun dışında aşağıda bir link bırakıyorum WhatsApp linki. Tıkladığınızda WhatsApp üzerinden bana ulaşmış olacaksınız. E, yazarak e, ulaşım sağlarsanız sevinirim. 0533 031 0132 telefon numarası üzerinden yani ulaşım sağlanabiliyor WhatsApp üzerinden. Şimdi ben kapatırken İzleyecek herkes için gönüllerinden geçirdiği tüm güzellikler gerçekleşsin diyorum. İzleyecek herkes adına bu fincana niyetlenecek için herkes adına diyorum. Ve böyle güzel enerjilerimi göndererek kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi sizlere de göstereceğim. Dilerim güzel söyledim her şey en kısa zamanda gerçekleşsin diyorum. Ve fincanımı sizlere göstererek yorumlamaya başlayacağım. Şimdi bir fincanın geçmiş kısmı varsa arkadaşlar. Ben mutlaka yorumlayan bir yorumcuyum. Çünkü bizi biz yapan şeyin geçmişte yaşadığımız tecrübeler olduğunu düşünen biriyim. Yorumlara baktığım zaman ya söylemeseniz diyen de var, söyleyin diyen de var. Ben yorumlayan bir yorumcuyum. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bu Hanım tekrar tekrar söylüyorsunuz diyorsunuz ya bazen. Kolektif falı olduğunu söylüyorum. Mesela geçmişi söyleyeceğimi söylüyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşlar var. Bugün bu videoyu ilk kez izleyecek arkadaşlarımız var. Hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Yeni katılan arkadaşlarımıza da. Dolayısıyla bilmeleri adına da tekrar aldım bazı durumlar var. Şimdi ben öncelikle gördüğüm bu karışıklık farzı yani şöyle baktığımız zaman gayet geçmişinizin inanılmaz karışık olduğunu kafanızın karışık olduğunu olayları iç içe yaşadığınızı görüyorum bir kere çatınızla alakalı ayrı bir olay varken üç kişiye karşı tek kalmış olduğunuz, hatta yanınıza destekleyen biriyle beraber 2'ye 3 gibi bir sefer olları, olları durumu yaşanmış gibi görüyorum. Bu ikinci bir e, savaşınız. Yani dört koldan e, derler ya. Gerçekten geçmişiniz sizi biraz sarsmış, biraz yormuş, biraz e, ne diyelim? Seleğin çemberinden geçmekse bununla da evet geçmişsiniz gerçekten. Ama fincanınız geçmiş olsun diyor her şeyden önce. Ee, yaşadığınız bu sıkıntılı süreçleri geçmişte bıraktığınızı görüyorum. Zaten tam ortaya çok güzel bir ay doğmuş. Ve bugününüze geldiğim zaman daha net, daha stabil, daha az, daha almış kararları uyguluyor olan bir sizi görüyorum. Şimdi biriyle karşılıklısınız. Şimdi sizin arkanızda birisi var. Karşınızdaki kişinin arkasında biri var. Ve... E ee, şurada mücadele ettikten sonra bu insan küçülüyor. Yani sizi yormuş, zorlamış, mücadele etmişsiniz fakat ki o da tek değilmiş. Yanında bir ener yani e enerji destek aldığı birisi var, akıl aldığı birisi var. Sizi destekleyen kişi sizin güçlü kalmanızı destekliyor. Ama onu destekleyen kişi bizzat onun nasıl davranacağını etkiliyor yani iyi niyetli değil. Şimdi geçmişten bugüne gelen dava ibaresi görüyorum ki bunu da tekrar tekrar söylüyorum yeni katılan arkadaşlarımız için açıklamasını yapıyorum arkadaşlar. Ben bir önemli imza görüyorsam bu önemli imza kolektif olduğu için bir de çok da karışık zaten içe yaşamışsınız olayları. Terfi almayı bekliyorsanız geçmişinizde gündeme gelmiştir. Bugün de sonuçlanmak üzere olduğunu görüyorum. Bu bir mahkeme olabilir. Eşle mahkeme, ayrılık mahkemesi, çocuk mahkemesi, velayet için belki de ya da işinizden belki de işinizi açtınız. Tazminat dava bir şey bir şey bilmiyorum ama terfi olur, tayin olur. Hayatınızı etkileyecek önemli bir belgenin geçmişinizden bugününüze geldiğini hatta sırf o ibare için çok karışık bir süreçten geçtiğinizi görüyorum arkadaşlar. Yani bu aileyi etkileyecek bir miras davanız mümkün. Evinizi vermişsinizdir, dolandırılmışsınızdır. Yani bir karışıklık yaşanmış bu ibare için e, bizzat bu ibare içinde karışıklık yaşandığını gördüğüm için de size bunu yaşatan kişiyle ilgili bir yüzleşmeniz olmuş yakın bir geçmiş zamanda kalmış. E, bugün baktığımda çatınızı çok temiz görüyorum karşılıklısınız tekseniz dahi. Evinizi, hanenizi kendiniz yönetiyorsunuz. Bu güç sizde var diyor bu fal. Bakın bir boşanma yaşanmışsa bile çatıyla alakalı sizi güçlü ve dik görüyorum. Geçmişte yaşadığınız mücadeleyi artık atlatmışsınız olarak gösteriyor. Hanenizdeki çatı o kadar güzel ki yanınızda biri var evet ama güçlü duran sizsiniz bu şu demek. Bir kadın izleyicimse eğer bu bu videoyu şu an diyorum ki ben Eşinizin belki yaşadığı bir sıkıntılı süreci geride bırakmışsınız. Eşiniz kaygılıysa bile güçlü duruyorsunuz diyorum. Ee, hayatınızda biri yoksa kesinlikle bir bitiş süreci yaşanmış, bir ayrılık süreci yaşanmıştır. Ama bugün sizin hayatınızda artık evlenelim diyecek biri varmış gibi görüyorum. Ben sizi güçlü görüyorum arkadaşlar. Bu faldan aldığım enerji bu. Zaten tam da ortanıza bakın, yüreğinize öyle güzel bir şey ferahlatmış ki. Özellikle bu dava dosya evrak önemli imza dediğim şey sizin adınıza hayatınızı etkileyecek sonucu almak üzeresiniz Nisanın sonuna var yani zaten Nisan artık saymasak da olur şurada son hafta bitmek üzere dolayısıyla da Nisan demeyelim onu Mayısın 15'i diyelim en geç yani geldi gelecek belki aldınız ya da alacaksınız. İki kişiyi karşılıklı görüyorum dudak duda. Bir zirvenin üstünde. Ben burada bir ayrılığı yaşadıysanız da geçmişte yaşamışsınızdır. Fakat bir hayat arkadaşı olarak yanınızda biri varmış gibi görünmekte. Ya da zaten bir boşanma değilse bu hayatınızdaki dava her neyse. Karı koca eşler birbirleriyle öpüşerek bir kutlama bir zafer hali var. Mayıs ayının 15'inde alacak olduğunuz haber parasal bir erkekten gelecek. Para ile ilgili bir haber gelecek. Bu sizin hayatınızın yeni bir başlangıcı gibi. bir imparatoru, bir diktatörü, bir dedim dedik, asla taviz vermeyen dediğiniz bir kişiyi ekarte etme var. Karı koca ya da sevgili ya da işte birisi var hanede. Ben bunu karı koca dedim ama abi kardeşsinizdir belki arkadaşlar. Kolektif olduğu için örneklerimi örnek olarak veriyorum. Benim yap yani yorumlarımdaki yorumlara <laughs> videonun altına benim abim yok ki diyorsunuz. Abi kardeş diye örnek verdiniz. Ben burada abi kardeş dedim ama amcaoğludur, yiğendir, eştir, sevgilidir. Bunu herkes kendi hayatına göre değerlendirsin. bunun dışında mayıs sizin için bereket dolu bir ay. Yani şurada bayrama kadar dediniz bir şey var. Hani bayrama kadarki süreç şey şu olacak, sonrasında bu olacak. Böyle ilerleyecek dediğiniz bir durumu görüyorum. Bereketli bir Mayıs ayı ve sonrası çok daha aydınlık ilerliyor. Kökleri bir çift var burada her şeyden önce. Ayak bağı olan her kim ise kesinlikle e, bu ayak bağı artık ayak bağı değil. Geçmiş olsun diyebiliriz yani sizlerin hayatınızdaki bu sıkıntılığa. Şimdi e, burada şöyle bir şey var. E, partnerinizle alakalı sanki bir yurt dışı planınız varmış. Yurt dışına önce birinizin gitmesi gerekiyormuş sonra birinizin. Kökleriniz bir, birbirinize gönül olan kök bir. Yani bir ayrılık süreci yaşanmıyor. Bir birlikteliğiniz var. Sadece karşılıklı baktığınızı görüyorum. Hayatınızda biri yoksa arkadaşlar. Yani sizin Mayıs ayı sonunda kesinlikle birisiyle karşılıklı olduğunuzu gördüğüm için ve ikinizin de amacı aynı. Sadece birinizin tayininiz çıktı. Erkek olan kişinin önden, kadın olan kişinin sonradan gittiğini görüyorum. Bu şu demek tayin eş polistir örnek veriyorum e, İstanbul'da yaşıyorsunuz Hakkari'ye tayin çıktı önce eş gidecek aileyi sonra götürecek demek önce erkeğin adım atsın sonra kadının dahil olduğu bir süreç var burada Hayatınızda biri yoksa girecek yol bağlantılı bir işiyle alakalı bir sıkıntınız var ise çözülüyor Mayıs sonu Haziran ayı sizin hayatınızı tamamen şekillendirip derledim toparladım ayı yani özellikle erkeğin bir imzası daha kal çıkmış burada sanki şöyle e, geçmişinizden gelen imzalık bir mahkeme durumunuz varsa idi eğer ve bir mirasa Eğer bu kesinlikle kazanansınız, çift olarak e, kesinlikle bir kutlama var ama ben burada ikinci imza olarak gördüğüm şey şu bunu hallettikten sonra benim eşim tayinine çıkartacak mı terfisini alacak mı imzasını atıp o emekli parasını alacak mı Evet alıyor Diyor yani burada erkeğin imzasının ikinci bir ikinci imzayı haziran sonu gibi gündeme geldiğini ama bu imzanın uzunca bir vadeden ibaret olmadığını söylüyor Üç kişi konuşma halindeler bu üç kişi konuşuluyor ve dediğim gibi önce erkeğin sonrasında kadının dahil olduğu bir yeni hayatı merhaba dersiniz beklediğiniz haber haziran sonu geliyor ve o erkek olarak gördüğüm karakterin adına Hayırlı oluyor diyor bana fal. Bakın benim bu faldan aldığım enerji şu. Şimdi karşınızda yalan dolanma e, rakipler vardır. Bu rakipler sizi tabii ki de geçmek azimle hırsla her türlü e, mübah mantığıyla e, uyanıklığı barındırıyorlar. Size fal diyor ki sen akıllı bir insansın ve bu akıllı olmanı insanlara bağıra çağıra hak ettiğini almaktan ziyade aklını ön planda tut. Stratejik davran gerekirse adımlarını at. Sen karşı tarafa şunu yap, bunu yap diye değil de tatlı dilinle konuşursan o yılan o delikten çıkıyor. O rakibi sen alt edersin. Sen karşındaki sana zarar verecek insanları üstesinden gelirsin diyor. Paldan aldığım enerjiyi doğru anlatabildiğimi umuyorum. Yükünüz var mı? Evet. Paylaşacaksınız. Özellikle erkeğin önden gidip kadının geride kalması böyle bir yükü erkek içinde kadın içinde arttırıyor. Yani burada bir bütün çünkü kökleri bir bir çift gördüm demiştim. Tabii ki de erkeğin sorumluluğu ve kadının sorumluluğu farklı oluyor. Ve bu anlamda bu çift birbirlerinin hayatını kolaylaştırdığı için de Giden erkekse gidince zorlanacak, kalan kadınsa kalınca zorlanacak ama Haziran sonra sizin adınıza hayırlı olacak diyor. Yükünüz ağır ama geçici. Haziran sonra sizin adınıza çok hayırlı oluyor dedi bana falınız. Bakalım bize tabağımız Haziran Temmuz'dan sonra bizi neler bekliyormuş? Bir de ona göz atalım arkadaşlar. Dilimin döndüğünce rehberlik etmeye çalışıyorum. Şimdi e, bekleme esnasında da zaman kaybetmemeniz adına şunu söylemek istiyorum son olarak. Şimdi ben falın arasında yorum yaparken başka bir şeylerle alakalı bir örnek veriyorum. Ve e, bölmeyin diyorsunuz. E, ve de böyle yani ben anladım ki herkesi aynı anda mutlu edemeyeceğimi düşünüyorum. Evet yorumlar kısmı açık arkadaşlar. Ben her türlü öne, yani eleştiriye öneriye açığım. Ee, ama Tabii ki de o süp benim için çok değerli Kıymetli ee, Ben bu açıklamaları Yapıyorum Yapmaya da devam ediyor olacağım Yani birinizin beğendiği Birini beğendiremiyor Birinizin diğerinin beğenmediği Diğeri ve beğen anlayacağınız Herkes aynı anda eş zamanlı Mutlu olamayacak gibi geliyor bana Ben bildiğim yoldan devam ediyorum Tıpkı bana dediğiniz gibi aslında Eee ben böyle bir yorumcuyum. Öyle söyleyelim. Bunun dışında gelelim tabağınızda gördüklerime. Haziran Temmuz bana neler söylüyor? Şimdi yük gibi gören bir kişi, yani bir şeyin, bir yükün üstüne çıkmış şurada bakın. Üçgen bir yükün üstüne çıkmış bir insan. Karşısında üç tane insan var bu insanın ve başında da biri duruyor. Yani kalabalık gibi 3-4 kişinin MC ee, dahil olması e, yönetecek kişi sizsiniz yapamam mı acaba dedi bakın şurada zaten korkulu gözlerle bakıyor gibisiniz ama zirveye çıkmışsınız bu üç dört kişi etrafınıza temiz Siz artık o zirveye çıkılmış olarak devam edeceksiniz iş tarafınıza gördüğüm kısmı bu yani bana falan diyor ki Haziran'dan sonra sen e, bir konuşma yapacaksın o üç kişiyle özellikle ve sonrası senin için yapamayacağını sandığın bir süreçmiş gibi gelebilir Boşu boşuna vesveselenme. iş kısmını çok açık görüyorum diyor. Ve tam olarak aşk kısmında gördüğüm resmen sırtını almış yükünü giden bir erkek sonra. Yani kesinlikle önce erkeğin bakın eğer ki hayatınızda biri var ise erkeğin haydi evleniyoruz diye yönlendirmesi var. Kadının tamam demesi var. Evliyseniz erkeğin bir şeyleri değiştirmek isteyip kadının tamam demesi var. Hayatınızda biri yok ise hayatınıza yönetecek itma yani yönetiliyor olacak bir kadın var bir süre. Çünkü erkeğin hayatındaki şartlar yönetmeye gerektirecek. Öyle emirler verip de diktatör bir adam değil. Adam hayatı için kendi hayatını düzene sokması gereken bazı koşullara sahip. Kadın da ona uyum sağlıyor olarak çıkıyor burada. Aile içi kalabalık ve güzel bir kalabalık içerisinde görüyorum. Hayatınızda kesinlikle bir evlilik gerçekleşir diyorum. Birlikteliğiniz erkeğin başı almasıyla beraber sizin arkaya kadının arkasından gitmesiyle beraber güzel yerlere varacak diyorum. Bir anahtar görüyorum hanenin ev tarafında. Ev almak isteyen arkadaşlarım en geç Ağustos ayında alacaksınız diyor. Yani burada bir aile birliği kuruluyor ve bu aile birliği ev alınıyorsa alınacak var olan evlilikte ev isteniyorsa Ağustos'ta alınacak dermiş gibi gördüm açıkçası güzel kalabalığınız var kısmetli bir fal idi güzel gördüm her şey gerçekleşsin inşallah diyorum arkadaşlar ve falımın sonuna geldim falımın sonuna geldim videomu öncelikle şöyle kanalımı desteklemek için abone olabilirsiniz gün içerisinde attığım videolardan haberdar olmak için de zile basabilirsiniz Buket Hanım biz size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruyorsunuz. Buketle kahve falan Instagram hesabından ulaşım sağlamanız mümkün. Ee, aşağıda bıraktım link whatsapp linki 0533 031 0132 telefon numarası üzerinden ulaşım sağlamanız mümkün arkadaşlar yazarak falımın bitiminden sonra kendi duygu ve düşüncelerime yer veriyorum evet beni tabii ki de eleştirebilirsiniz önerilerinize zaten açık olduğum için youtube'daki Videolarımın altında yorumlar kısmını açık bırakıyorum. Ve inanın yoğun olduğum için mutlaka okuyorum, dönemiyorum ama çok güzel şeyler yazıyorsunuz. İnanılmaz mutlu oluyorum. Sizlerden aldığım enerjiyle yoluma devam ettiğimden emin olabilirsiniz. Güzel gönlünüze sağlık, iyi ki varsınız. Bu Hanım teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız diyorsunuz. Ben de size teşekkür etmek istiyorum. Sizler de iyi ki varsınız arkadaşlar. Ben sizlerden aldığım enerjiyle yoluma devam ediyorum. Şimdi yorumlarda şöyle yani bölmememi istiyorlar fala bakarken. Ben o fala bakarken ki kısmını örneklendiriyorum karşı tarafa daha iyi geçebilsin diye. Sen anlayabiliyorsun o anlayabiliyor ama bir diğeri de anlayabilsin diye yapıyorum bunu. Kişiler kendilerini tabii ki de değerli benim için dediğim gibi düşünceleriniz ama bir kolektif var. Bu videoyu binlerce kişi izleyecek. Böyle düşünürlerse aslında bu isteklerini böyle düşünerek süzgeçten geçirmelerini ben tavsiyede bulunmak istiyorum sadece. bunun dışında süreç bizleri zorluyor, yoruyor, yorulduk, bunaldık, daraldık. Yedisi de öyle, yetmişi de öyle. Herkes çok haklı. Evde duruyor olmak ya da sağlığımızla sınanma zaten kaygı, başlı başına bir kaygı. Yani insanların yarınlarından umudu azaldı, baltalandık. Gerçekten öyle. Bir yılı geçti bu süreç. Dilerim bir bu kadar sürmeden atlatalım ve Sağlığımızla sınanmadığımız güzel günlerimiz olsun diyorum. Ben de bunun için sizler gibi duacıyım inanın. Çok duacıyım. Herkes kadar yani. Artık hepimize yetti. Çok da haklıyız her birimiz. Tabii ki de bu süreç insanların e, psikolojilerini bozdu diye düşünmeye başladım. Özellikle bak şuna ya falan gibi çok uslupsuzca gelen tarzlardan sonra. Diyorum ki herhalde insanlar çok artık vahim gidişat. Ee, yoksa inanın geçsin bitsin ki herkes özgürlüğüne kavuşsun tabii ki de. Tabii ki de bu dönemlerimizde sınav geçecekler. Biz sadece bir an önce geçsin istiyoruz. Yani insanoğlunun hayatının sonuna kadarki süreçte her gün her yeni bir yıl yeni bir yaş yeni bir dönem mutlaka sınanıyoruz. Önceden de sınandık bugün de sınanacağız yarın da sınanmaya devam edeceğiz bitmeyecek. Biz bu sınavlarımızda umudumuzu yitirmeyeceğiz size tek tavsiyem o. Çünkü İnsanın en büyük gardı ayakta tutacak en büyük güç umududur. Yarınlardan aradan umudunuzu yitirirseniz yarını görmenin bir anlamı yoktur zaten. O yüzden umudunuzu asla yitirmeyin diyorum en büyük gardınızı yani. Bunun dışında e, bedduanın negatif enerjisi beni şöyle korkutur. Yani bir kişi bize zarar verdi ve biz onun yüzünden kötü şartlara maruz kaldıysak tabii ki de istiyoruz ki o insan biraz bizim gibi yaşasın görsün bakalım nasıl bir duyguymuş. Bu çok insani bir duygu. Buna saygı duyuyorum. İlahi adaleti teslim etmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Bir insan kalbine neyi ektiyse onu biçer. Çünkü ben bir tek buna inanırım. İnanın bana. Ve bir insan kötü, haset, fesat varsa o gönülde zaten kendi ayağına sıkması gibi bir şey. Hayatını kendi çerçevesini hasetlerle doldurmuştur. Karşılığını sadece haset olarak yaşar gibi düşünen biriyimdir. O yüzden ilahi adaleti teslim edin derim. Bedduanın negatif enerjisi döner dolaşır seni bulur sevdiğini bulur derler. Çünkü bundan çok korkarım. Ben bunu yapmaktan yorulmayacağım, sıkılmayacağım. Sağlığınıza dikkat edin istiyorum. Bunu gönülden diliyorum. Gerçekten sevdiklerimizin sağlığı sınandı. Bizim sağlığımız keza öyle. İnsan diyor ki benden dolayı sevdiğime bir şey olmasın. Herkes bu kaygıyla yaşıyor. O yüzden sağlığınıza dikkat edin ama psikolojik sağlığınıza da kesinlikle. Yarın aranızdan umudunuzu yitirmeyin. Bugünler geçecek. Bugünleri atlatacağız. Bunlar sınav. Son olarak da kalbinizde ne varsa Tüm güzellikler sizin olsun. Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin diyorum. Sizin adına temennim bu. Videomun sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sabah 10 akşam saat 7. Mutlaka iki fal videosu yayına alıyorum her gün. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Başta sağlıklı kalın. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.